Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Öyle bir hesaptayız ki arkadaşlar, biz geçen hafta 0 TL ile bir haftada hesap fulleme yapmıştık. O hesaptayız. O videomuzun sonunda şunu demiştim: biz bir haftada bu kadroyu 2985 kolektif güce kadar çıkardık. 3000'e o kadar yaklaşmıştık ki, ve o bir haftalık videonun sonunda şunu demiştim: biz belki bir hafta daha bu hesapla oynarsak 3000 kolektif gücü geçebiliriz. Ben de durmadım. Bir hafta daha bu hesapla oynadım arkadaşlar. Adaylı sözleşme paketleri değişti. Maç bileti yenilendi. Ben de olabildiğince hediyeleri topladım ve bu hesabın kolektif gücünü 3000'in üzerine çıkarmaya çalışacağız. Antrenör yetmemişti zaten. Bazı futbolcular fullenememişti. Mesela şu 91'liklerden kurtulmamız lazım. 90'lık futbolcumuz var. Bedava Player of the Week top açma hakkına geldi. Hala aklımda. Ücretsiz top açma hakkına ne yazık ki düşük seviyeli futbolcu çıkarmıştık. Kadro dışında ise fulleyemediğimiz mesela iki tane önemli futbolcu var: Albert Ferrer ve Nico Williams. Bunlar 93-94 seviyelere çıkıyordu. En azından 90-91'liklerle yer değiştirebiliriz. Yukarı taraftaki futbolculara dokunamayız ama 90-91'lik presi de yükseltebiliriz, eldeki antrenörler yeterse. Şimdi ben neler topladım bir onlara bakalım. Marketten futbolcu da alabiliriz. Buradan alacağımız hediyeler bizler için çok ama çok önemli. Çünkü e-futbol paraları var arkadaşlar. Ben burayı topladım. Şurada en sondakini haftaya alabiliriz. Önümüzdeki perşembe. Bu hafta gelen tüm görevleri yaptığımızda 100 e-futbol parası kazanabiliyoruz. Sırada perşembe günü tekrardan görevler gelecek ve şu aşağıdakini de o zaman tamamlayabileceğiz. Şimdi bunu alayım ben. Messi tamamlamışız. Kariyer hedefleri, e-futbol puanı falan hediyesi var ama yetmeyecek, çok az. Ha, biz zaten alamıyormuşuz onları. Şu yukarı tarafta az GP. Erling Haaland'ı alabilir miyiz acaba? 645 bin GP. Bir de Haaland'ı alırsak arkadaşlar, çok yüksek seviyeli. Bizim hediye kutusunda da 75 yazıyor. Biz çok rahat Erling Haaland'ı alırız. Mbappe de zaten kadromuzda vardı. Yoksa Mbappe'yi bile zorlasak alırdık. Birkaç tane de futbolcu silerdik. 960 bin GP. İki tane ücretsiz top açma hakkımız var. Bir tane ücretsizimiz Epiklerden. Hadi gelmediğini düşünsek, burada Nkunku var. 200 e-futbol paramız var. İki tane de buradan top açma hakkı. Üç tane yüksek seviyeli isim gelse. Adaylı sözleşmelerimiz 5 yıldızlıdan ha 2 tane varmış. Biz geçen hafta bir tanesini kullanmamışız. Ben onu unutmuştum arkadaşlar. Ben bir tanedir diye zannediyordum. Ben bir de o kadar maç oynadım ki aklım şeye gitti: ortadakinin kilidini açarım diye. 500 e-futbol parası. Hani 250 olsa bir tane 50 futbol parası veren etkinliği oynamadım. Oynar ortadakinin kilidini açardım. Ben kaç maç oynamışım? Bayağı bir oynamışım. 68'e kadar gelmişiz. 67 maç oynadık ama yani 50'den ne oldu? E-Futbol 2024'e geçerken Konami dedi ki bu ay 28 Ağustos'a kadar 50 maç oynayanlara E-Futbol 2024'ün başında Eylül'de 300 E-Futbol parası vereceğim. En azından bu hesaba Eylül'ün başında 300 E-Futbol parası yatacak. Adaylı sözleşmelerimizin sayısı 8, 2 daha 10, 2 daha 12. Sıfırdan yine kadro oluşturabiliyoruz. O kadar adaylı sözleşme var. Şu Hollanda epiklerini sona saklayalım arkadaşlar. Bir taktik olsun. Şimdi buradan Nkunku, Havers gelirse süper olur. 99-98 seviyeli isimler. Birçoğu aslında yüksek seviyeli. 3 tane oyuncu çıkaracağız. Yeter ki antrenörlerimiz yesin. Hadi be, ücretsize Nkunku gelir mi? İngiltere'ye gitmemiz lazım. Ama İngiltere'de de birçok futbolcu var. Ligi tutturduk. Şimdi formayı tutturmamız lazım. Chelsea formasını görmeliyiz. Aha geldi. Ücretsizden Nkunku çıktı. 45. Manisa'nın plaka kodu. Ben Manisa'da askerliğimi yaptım arkadaşlar. Manisa'nın da bende öyle bir yeri var. Manisa, Alaşehir ilçesinde askerliğimi yapmıştım. Alaşehir'e gittiğimde her taraf üzümlüktü. Çok güzel üzümleri var. Yani ben orada üzüm yediğimde üzüm yememişim dedim. O kadar tatlı, o kadar güzel ki üzümleri. Tarifi yok diyebilirim. Herhalde doğrudan yurt dışına gidiyor olabilir. Hatta Alaşehir'in merkezinde üzüm heykeli falan vardı. Orada da işlek bir sokak vardı. Her ilçede olur ya, sanat sokağı falan. Acaba adı sanat sokağı mıydı? Diyarbakır'da da 3-4 sene kalmıştım. Orada Bismillah'da de sokağın adı sanat sokağıydı. Sanat ismini de çok kullanıyorlar. Belki Manisa Alaşehir'de de o sokağa sanat mı demişlerdi, unuttum. Alaşehir'de arkadaşlarımız varsa o işlek caddenin sokağın adı neydi acaba? Çarşı iznine çıktığımızda hafta sonu zaten askerler o sokakta bir ileri bir geri gider. Sonra orada kafede oturur, kahvehanede oturur. Belki internet kafeye gider, bilgisayardan dizi film falan izlerler, oyun oynarlar.
Şimdi gözümde o canlandı 45 numarayı görünce. Harika başladık arkadaşlar. İki tane daha top açılımı yapacağız. Havertz gelsin. Kadro gücünü uçuralım. Ben hedefi 3000'e koymuştum ama belki 3000'in bayağı da üzerine çıkabiliriz. Havertz için devam edelim. Kim gelirse gelsin süper futbolcular. Çünkü bizim elimizde, bizim kadromuzda kesinlikle kullanacağımız isimler. İkinci, Lig 1 Skriniar. Stopere güzel bir stoper geldi. Bizim stoperlerimizin seviyesi de yüksekti aslında. Yedekte olur belki de en kötü. 96'ya kadar çıkıyordu. Hadi be Havers gelse son paramız. Son futbol paramızı ama biz ücretsiz Nkunku'yu çıkardık. Bir de Havers'le tamamlasak başlangıç ve bitiş mükemmel olur. İngiltere Ligi Arsenal forması görmeliyiz. Tonali mi? 8 numara. Çok güzel. Keşke Tonali'nin seviyesi biraz daha yüksek olsaydı. Geçmişte 98'e çıkan bir kartı vardı. Keşke şu kartı da 98 olsaydı. Ama gelen 3 futbolcu da doğrudan ilk 11'de oynayacak kalitede, özellikle futbolcular. Bu Tonali'nin savunması da çok iyi arkadaşlar. Ben oyunda çok beğeniyorum Tonali'yi. Şimdi işin de şöyle bir boyutu var. Tamam, gelen isimler harika, hoş da antrenör yetmiyor. Bu oyunda da antrenör yetiştiremiyoruz. Süper futbolcular çıkarıyoruz. Şimdi adaylı sözleşmeli de alacağız. Antrenörlerimiz yetmeyecek. Adaylı sözleşmeli kimleri alalım? Immobile'yi doğrudan alıyorum. Çünkü 99 seviyeye kadar çıkıyor kendisi. Ben de kolektif güç kasıyorum. En yüksek seviyeli futbolcuyu almak istiyorum. Tamam. 99'luğu aldık buradan. Neuer'i alıyorum. Şimdi antrenör sorunu olduğu için de 4 yıldızlı futbolcuyu buradan alamam. Mesela Korona var, 91'den 94'e kadar çıkıyor. Ama antrenör olmayacağı için 4 yıldızlı anca buradan alabilirim. Fakat bunlara da baktığımızda 91'lik falan futbolcu var. Hiç almayayım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Çünkü kadroya yerleştirmeyeceğim. Görevlere baktığımızda bir tane hediyemiz var. Antrenör olsa 5000 GP'miş. Şimdi aldığımız oyuncular. Immobile. Zaten doğrudan ilk 11'e yerleşecek. Şu 90'lığı çıkardık. İlk 10'u eledik. 91'likleri eleyeceğiz. Neuer. Pres kalsın, antrenörümüz olursa fulleyebiliriz ya da kalmasın, onu da çıkaracağız. Çünkü yedeklerde yine yüksek seviyeli isimlerimiz var. Kadro süper oldu. Mükemmel bir kadro oluştu. Şimdi bir fullesek arkadaşlar. Seviye antrenmanı. Elimizdeki antrenörler bu kadar. Yani o kadar maç oynuyorum, etkinlikleri tamamlıyorum. Yine bu kadar birikiyor. Çok fazla antrenör biriktiremiyoruz. Maç biletinde ücretsiz kısımdan verilen antrenör sayısı çok az. Şöyle bir yapayım. Bu eldeki bazı futbolcuları sileceğim ben. Olmadı, marketten oyuncu alıp da silebiliriz. Onu da hiç istemiyorum. Güzel 5 yıldızlı oyuncular almak istiyorum. Şimdi Rafinha'yı serbest bırak desem kaç GP veriyor? 4900 GP. 4000'de antrenör. Ben Rafinha'nın şu 8 tane ilerleme puanını Rafinha'ya bassam herhangi bir değişiklik olacak mı? Maç oynarken kazanmışız. Serbest bırak. 6700 GP'ye çıktı. GP miktarı biraz daha artmış oldu. Azar azar buradan GP'mizi de arttırmış olduk. Aynı şeyi ben Ansu Fati için de yapayım. 2000-2000 daha fazla GP kazanmış olacağız. Şimdi kimleri silebiliriz? Ansu Fati. Bir onu silelim. Şu futbolculardan bize şey vermiyorlar galiba. ADP 1000 veriyorlarmış. Bin bin mecbur sileceğiz. Sizleri de uğurlayacağız. Japon futbolcularımız. Somer'i de silelim. Artık ihtiyacımız kalmadı. Neuer'i çıkardık. Başka da silecek. Şu 91'likler de işime çok yarıyordu arkadaşlar. Onları silmeyeyim ben. Etkinliklerde falan çok kullandım. Bir gönül bağı oluştu aramızda. Skriniar'ı hiç fulleyememişiz arkadaşlar. Skriniar'ı ben tamamen unuttum. 4000, 4000 buna ne yeter ki? 18'de 16 oldu. Bu oyunda şu antrenörü kazanmayı biraz daha kolaylaştırmaları lazım. Şunu yapacağız, artık o kadar paramız var ki. Bir daha bir tane ücretsiz top açma hakkımız varmış. Ben bunu unuttum arkadaşlar. Bir de epik çıkarıyormuşuz. Hadi be. Yok, olmadı. Bari geleni sileriz. 5 yıldızlı futbolcu gelse. Clivert geldi. Serbest bırak. 1000 antrenörü buradan kazandık. Şimdi şunu yapabiliriz. Ya bu GP'leri de kolay kazanmadık. 1 milyon insan da kıyamıyor ama standart oyuncu listesinden 5 yıldızlı böyle düşük fiyatlı futbolcular alabiliriz. Oyuncu değeri. Oyuncu değerine basacağım ya. Üstteki alttaki hepsine bastım, bir ona basamadım.
96 binliklerden alıp silebiliriz. 5-6 tane alsak bir oyuncuyu fulleyecek kadar DP antrenör puanı kazanabiliriz. Peki marketten oyuncu almak isteseydim elimizdeki GP'ye göre. Şimdi Mbappé'm var benim. Kevin De Bruyne'yi, Lewandowski'yi, Benzema'yı falan alabiliyorum. Erling Haaland'da da gözüm kaldı. Aslında Erling Haaland'ı da alsak mı? 640 bine alsak geriye kalan GP'ye de 3-4 tane oyuncu alırız. Şimdi şu kadroya bir baksak biz arkadaşlar. Kolektif gücü kaça kadar çıkardık? Oyuncu ilerlemesi. Bir oyuncularımızı fulleyelim. Immobile'yi fulledik. 2975'e çıktı. Nkunku'yu fulleyelim. Şimdi adım adım 3000'e doğru gidiyoruz. Skriniar'ı fullemediğimiz haliyle 3000'i geçer mi? Zor ama 2983. Tonali. Neuer kaldı. O ikisini de fulleyeceğiz. Tonali'yi fulledik. Kadro gücümüz 2989. Neuer'e de basmıştık antrenör. Hatta seviye antrenmanı desek sınırda kalmış kendisi. 95'ten 97'ye çıkıyordu. Yine 95'i gördürebiliriz belki. Yok, 94'te kalmış. Ama Neuer'e de bir binlik falan basabiliriz. Fulleyebiliriz. 2993. Şimdi şu Skriniar düşürüyor. Mesela kadro dışından 91'lik bir futbolcumuzu alsak. 2998 sınırda bıraktı bizi. Aa, dur durun durun arkadaşlar, şeyi unuttuk. Immobile'yi kadroya alalım. Herhangi bir değişiklik olacak mı? Mesela Neuer düşürüyor. Aa, ofansif orta sahalarımız var. Herhangi bir değişiklik olmadı. Nkunku. Tonali. Tonali düşürdü ne yazık ki. Foden'ı tekrardan biz oraya alalım. 2998. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Marketten birazcık oyuncular alacağız. Onları silip antrenör kazanacağız. Kadro gerçekten çok güzel oldu. 0 TL ile hesap fulleme serilerimizin hiçbirinde bunu yapmamıştık arkadaşlar. Paramızı boşa harcayacağız. Marketten oyuncu alıp alıp sileceğiz. Yani aslında yeni bir açılmış hesap için hiç doğru bir hareket değil. Kenarda 10 milyon, 15, 20, 30 milyon GP'm olsa rahatlıkla alıp alıp satarız ama yeni bir hesap için aslında beklemek, birkaç hafta daha bekleyip antrenör kasmak en doğru hareket. Ama ben kafaya koymuştum kolektif gücü. Bir hafta sonra demiştim ki hani 3000'i geçirebiliriz. Ondan dolayı buradan futbolcuları alıp alıp silelim arkadaşlar. Erling Haaland'ı alabilecek kadar GP'ye geldiğimizde durabiliriz. En azından Erling Haaland'ı alıp kenara da kadro dışında da tutabiliriz. Nuno Mendes'i bir daha alalım. 4 yıldızlı futbolcu. Birkaç tane 4 yıldızlı alalım. Çünkü hep 10 bin 10 bin DP olmasın elimizde. 4 binlikler olsun, binlikler olsun. Erling Haaland'ı alabiliyoruz mu? 641 alırız. Çünkü biz bu futbolcuları da sileceğiz ya arkadaşlar. Aa, görevlerden de yine bir şeyler veriyor. Ne kadar antrenörümüz oldu? Eylem, serbest bırak. 17.000 GP alıyoruz. Skriniar neredesin? Skriniar. Oyuncu seviye antrenmanı. Bu kadar antrenörümüz oldu. Görevlerden de bir şey alıyoruz. Bir tane ya, oradan bir 4000 bile olsa antrenör puanı verse 5000 GP verdi. Bu arada arkadaşlar e-futbol puanımı da göstereyim. Mağaza e-futbol puanı ne kadar? 600. 3000'de mesajdan alabiliyoruz. 3600 olur. Bir futbolcu alacak kadar yetmiyor. Aslında presi fullemek daha kolay. Çünkü ona daha önceden basmıştık galiba biz. Harbiden şık. Biz presi fullesek daha erkenden kadromuzun gücünü arttırırız ama ya, Skriniar daha güzel duruyor. Daha da yüksek seviyeli bir isim. Seviye antrenmanı yetecek mi? Yetti. Şu kadarcık yetti. Yetmemiş. Aa, yetmemiş. 18'de 17'de kaldı adam. Bize yine antrenör lazım. Sınırda bıraktık. Ne yapalım şimdi? Basalım gitsin arkadaşlar. İlerle dedik. Bakalım Skriniar'ı kaça kadar çıkarmış olduk? Presle yer değiştirdim. Kolektif gücümüz 2994. Ne kadar fırlayacak? Otomatik dağıt. Şimdi şu şekilde dağıttı. Onayla bence geçtik. Presle bile sınıra gelmiştik. 2999 olacak iş değil ya. Az önce presle zaten biz 98 değil miydik? Ben mi yanlış gördüm? Tekrardan unuttum ben. Harbiden iki seviye futbolcu arttı. Büyük ihtimalle kadroda 93'ten 95'e mi çıkıyor? Yok, 96'ya da çıkıyor.
Şikinya o kadar da yani oyuncu sildik elimizden. Dedik ki kadro gücünü 3000 yaparız bu şekilde. Yine olmadı. Yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben bu şu silmem dediğim adamlar vardı ya arkadaşlar. Ya sileyim onları. Zaman zaman böyle diyorum. Ya çok seviyorum ben bunu. Silemem. Pat siliyorum. Yani öyle bir durum yine oldu. Ya, çok emek verdiler takımımızda. Etkinliklerde çok işimize yaradılar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Artık yol ayrımına geldik ve ilk ayrılacağım isimler bu 3 futbolcu olacak. 36.000 GP, 4.000 antrenör programından 3 tane veriyor. Ben Erling Haaland'ı da alıyorum arkadaşlar. Hep aklımda kaldı. Haaland'sız kadroda istemiyordum. Haaland'ı da alıyoruz. Fulleyemesek de kenarda çok büyük bir güç olacak. Erling Haaland. Geriye de 45.000 GP'miz var. Şimdi de o 45.000 GP'ye birazcık antrenör, futbolcu alıp silelim. Bütün paralarımızla da bu düşük seviyeli futbolcuyu aldık. Şimdi bunları da silelim. En son kadromuza kattığımız isimler 4 tane. Buradan da 4000 antrenör puanı verdi. Skriniar'ı fullesek bir şey değişecek mi? Merak da ediyorum ama Skriniar 93'ten 96'ya mı çıkıyordu? 94'ten mi çıkıyordu? Bir ona bakalım. Skriniar nerede? Nerede? Ha burada. Evet, bir seviye arttırması lazım. 94'ten çıkıyor çünkü. Tam 3000'e gelebiliriz. Seviye antrenmanı. Ah be Skriniar. Şu binliklerden bassak. Evet. Şu an bakacağız. Kontrol edeceğiz arkadaşlar. 3000 olmamız lazım. Oyuncu ilerlemesi. Sıfırla. Tekrardan dağıtıyorum. Dağıtımı yaptık. Artık 3000'i görelim. Ne var ne yok. Her şeyi zorladım. 1 milyon GP'mi boşu boşuna harcadım. Allah'tan bir Erling Haaland'ı aldık. Aklımda kalmadı. 3000. Tam 3000 oldu. Neler neler denedik. Hadi 3000'i çıkarır mıyız üstüne? Yok olmuyor. Dedim birkaç deneme daha yapalım. Ama şu an kadro dışındaki isme baktığımız zaman Erling Haaland'ımız var. Ferrer. Yani o da aslında iyi bir isim ama şu an kadro gücümüzü arttıramaz. Tek burada arttıracak isim Erling Haaland. Ama kadroya bakalım. Yedeklerden alıp da kadro gücümüzü arttırabilecek bir futbolcu var mı? Hatta dos olarak da kullanabiliriz. Herhangi bir farklı durumda arttırabilir miyiz diye de bakıyorum. Şimdi Foden'ı alsak. Herhangi böyle denemeler yapıyorum ama bu kadar çıktı. Kolomani yine 3000'de tutuyor. Ama kadroya bakın arkadaşlar. Hücum enfes oldu. 99 yüzlük futbolcular. Yedeklerdeki isimlere bakın. Çok yüksek seviyeli. Skriniar'ı savunmaya alsak. İki seviye düşürüyor. Lionel Messi de aynı kalıyordu. Burada kaleci Neuer de düşürüyordu. Hem de 3 birim düşürmekte. Ama yedeklerde çok güzel hamle futbolcularımız. Sağ bekimizi buraya çekip kimi buraya çeksek yine düşürecek. Dembele var. Foden, İsak. İsak herhangi bir değişim yapıyor mu? Yapmamakta. Yani onu İsak'a çıktı da kullanabiliyoruz. Figo'yu çekelim oraya. Şu dosumuzu da şöyle bir yoklama yapsak tamamdır. İkinci haftada hesabı 3000 kolektif güce getirdik arkadaşlar. Antrenör olsa 3000'i de geçireceğiz. Çünkü Erling Haaland'ı fulleyemedik. 0 TL ile bir haftada oluşturduğumuz hesaba devam ettik ve ikinci haftada 3000 kolektif güce taşıdık. Oyunda az antrenör kazanıldığı için de daha da çıkabilirdik ama buraya kadar çıkabildik. Keşke Konami 2024'te daha fazla antrenör kazanabileceğimiz etkinlikler getirse, kampanyalar hediyelerin sayısını arttırsa. Kadroyu da şöyle son kez baktığımızda çok güzel bir kadro oldu. Yedeklerde de harika futbolcularımız var. Bayağı iyi bir kadro oldu. Çok güçlü. 2 haftalık hesap için aşırı güçlü bir kadro. Sizlere iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.